Selam gençler ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız. 6. haftanın ikinci konusu son konusu mutlak değer. Basit eşitsizlik yani denklem ve basit eşitsizlikleri bitirdik arkadaşlar konuda. Artık mutlak değerdeyiz. Bu hafta hemen matematiğin ilacı ve kendi seçtiğin kendi aldığın soru bankasından Basit eşitsizlik ve mutlak değerin denklem, basit, eşitsizlik, basit, basit eşitsizlik konuşamadım ve mutlak değerin sorularını hemen tüketiyorsun. Sonraki haftalarda yine bir TYT soru bankası ödevi vereceğim arkadaşlar. Bunu duyurusunda yapacağız ama bir 2 3 hafta ders işleyelim ve daha sonrasında vereceğiz bu ödevi. Konumuz mutlak değer deyip ilk sayfamızda bismillah deyip konumuza başlayalım. Bir gerçek sayının mutlak değeri sayı ekseni üzerinde kendisine karşı gelen noktanın sıfır yani başlangıç noktasına olan uzaklığıdır. Dolayısıyla sevgili gençler biz bir A sayısının mutlak değerini hesaplarken eğer ki e, A sıfırdan büyükse veya eşitse yani pozitif veya sıfırsa sevgili gençler mutlak değerimiz A'dır diyoruz. Sıfırdan küçükse yani negatifse eksi A'dır diyoruz. Bu ne manaya gelir? Şimdi ben bir sayı doğrusu çizdim. Şurası 0. Burası 5. Burası da eksi 5 sevgili gençler. Eğer ki benim sayım 5 ise 5'in sayı doğrusunda 0 olan uzaklığı 5 birimdir deriz. Ama eksi 5 dersek eksi 5'in sayı doğrusunda 0 olan uzaklığı eksi eksi 5 olmak zorundadır. Birim olmak zorundadır. Yani bu da nedir? 5 birimdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bu sayımız negatifse o eksiyle çarp dediğimiz muhabbet aslında bu. Ya da sen bunu Direkt daha kolay olsun hocam, daha akılda kalıcı olsun, daha mantığa ay aykırı bir şeyler olmasın istiyorsan şöyle düşünebilirsin. Ee, mesela ben 83 kiloyum, kardeşim ise 78 kilo. Ben kardeşimden kaç kilo fazlayım ya da onun kilosunun benim kiloma uzaklığı kaç birimdir arkadaşlar? Kaç kilodur diye sorulduğu zaman siz hemen 83'ten 78'i çıkarırsınız ve 5 kilogramdır dersiniz. Kimse şunu yapmaz bakın. Yani herhangi bir vatandaşa sorun kimse şunu yapmaz. 78'den 83'ü çıkarayım. Eksi 5 buldum. Daha sonrasında da kilogram e negatif olamaz diye eksi 5'i eksiyle çarpalım ve 5 kilogramdır diyelim. Kimse bunu demez. Herkes kolay olarak bunu yapar. Neden? Çünkü büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmak uzaklık bulmada daha kolay bir yöntemdir. Tamam mı? Dolayısıyla biz büyükten küçüğü çıkaracağız ya hani. Şimdi 5'in 0 olan uzaklığı derken 5'in e 0 olan uzaklığı ise aslında 5'ten 0'ı çıkarırım ve 5 derim. Eksi 5'in 0 olan uzaklığı da da 0 eksi 5'ten daha büyük olduğu için aslında 0'dan eksi 5'i çıkarıyorsunuz. İşte bundan kaynaklı bunu da 5 buluyorsunuz. Hani o eksi ile çarpma dediğimiz muhabbet aslında burası sevgili gençler. Aman dikkat güzel şeyler öğreniyorsun. Devam edelim. Eksi 2'nin mutlak değeri 2 ve 3'ün mutlak değeri de 3'tür denilir. Çünkü eksi 2'nin 0 olan uzaklığı 2 birimken 3'ün de 0 olan uzaklığı 3 birimdir deriz. Değişkene bağlı ifadenin mutlak değeri ifade pozitifse kendisine eşittir. Yani ifade pozitif olduğu için yani sıfırın sağında sıfırdan büyük olduğu için direkt olarak kendisine eşittir zaten. İfade sıfırsa sıfırdır. İfade negatifse ters işaretlisine eşittir. Yani elimizde x 2 diye bir ifade varsa x sayısı x sayısı 2'den büyükse sevgili gençler yani şurada ne olacak? İçerisi pozitif olduğu için direkt içeriye eşit olacak. x 2 ise içerisi sıfır olduğu için sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Eğer ki x 2'den küçükse içerisi yani ben 2'den daha küçük bir sayıdan 2'yi çıkardığım için negatif olacaktır. Ama sonuç negatif olamayacağı için eksiyle çarparız. Aslında burada da olay şundan ibaret. Bu ben mutlak değer x eksi 2'yi bak çok güzel dinle. Çok güzel bir şey anlatıyorum. x eksi 2'nin mutlak değerini bundan sonra şu şekilde okuyabilirim. x'in 2'ye olan uzaklığı. x'in 2'ye olan uzaklığı biçimde okursanız her şey çok daha güzel olur. Peki neden hocam? Bunu niye x'in 2'ye olan uzaklığı diye okuyoruz? Çünkü x'ten 2'yi çıkarmış. Hani biz büyükten küçüğü çıkarıyorduk ya. Heh. x'ten 2'yi çıkarmış. Yani x'in 2'ye olan uzaklığını bulmaya çalışıyor. Peki x'in 2'ye olan uzaklığı dedik ya artık. Şöyle diyelim. Şurası 2 olsun. Eğer ki x'in 2'ye olan uzaklığı varsayalım ki 5 birim olsun. x'in 2'ye olan uzaklığı 5 birimse bu ya 5 birim sağındaki 7'dedir ya da 5 birim solundaki eksi 3'tedir diyebiliriz. Bunun için eşitsizlik de çözeriz artık bunun üzerinden biz denklem de çözeriz. Her şeyi yaparız sevgili gençler. Diyelim daha fazla detaya inmeden çünkü ileride vereceğiz o detayları. Daha fazla detaya inmeden buradaki sorularımızı çözelim. Bir sayının mutlak değeri ile toplamsal tersinin mutlak değeri eşittir. Yani bu ne demek oluyor? A'nın mutlak değeri, A'nın e, toplamsal tersi nedir? Eksi A'dır. İşte bunların mutlak değerleri birbirine eşittir diyoruz sevgili gençler burada e, ve bu daima sıfırdan büyük veya eşittir çünkü uzaklık negatif olamaz uzaklığın alamayacağı tek değer negatif değerdir a eksi b b eksi a bunlar da birbirinin toplamsal tersi olduğu için mutlak değerleri birbirine eşittir diyebiliyoruz diyor ki şimdi bize yukarıda bir ifade vermiş bu olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır şimdi gençler şunu unutmayın mutlak değerli bir ifade negatif olamıyordu negatif olamıyorsa ben burada 3 çarpı mutlak değer x eksi 2 demiş. Burasının alabileceği en küçük değer 0'dır. Dolayısıyla 0'dan büyük veya eşit bir değer. Artı 2 çarpı mutlak değer y eksi 3 eşittir 0. Ge Keza burası da yine 0'dan büyük veya eşit olmak zorunda. Şimdi ben burayı pozitif seçersem. To neyle toplarsam sıfır olur sonuç tabii ki negatifle ama negatif olamıyor demek ki burası da pozitif olamıyormuş gitti o halde burası da sıfırdır burası da sıfırdır diyeceğiz yani mutlak değer x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir mecburi olarak 2. Mutlak değer y eksi 3 eşittir 0 ise y de mecburi olarak 3'e eşit olacaktır. X de y'yi topla demiş yani 2 ile 3'ü topla demiş bize cevabımız denizli seçeneği olacak sevgili gençler. Şimdi burada bayağı detaylı bir şekilde ayrıntılı ayrıntılı kurallar verdik. Diyor ki ilk kuralda mutlak değeri alınan ifade mutlak değerinden küçük veya eşit. Mutlak değerinin ters işaretlisinden büyük veya eşittir. Yani bu ne demek oluyor? Eğer ki ben A'nın mutlak değerini aldıysam bu A mutlak değerinin eksilisinden daha küçüktür arkadaşlar. Daha büyüktür ve mutlak değerinden de mutlaka daha küçük veya eşit olmak zorunda. A sıfırdan küçükse eğer bakın A sıfırdan küçükse A sayısı mutlak değerinin eksilisine eşitken mutlak A'dan daha küçüktür. Çünkü mesela eksi 5'i düşünün. Eksi 5'in e, kendisi mutlak değerinden yani 5'ten beş, daha küçüktür. Ve eksi 5 ile eksi 5'in mutlak değeri 5 sevgili gençler 5'in mutlak değerinin eksilisine eşittir. Tamam basit şeyler. Peki A sıfırdan büyükse peki bu sefer de tam tersi. Mutlak değerinin eksilisinden daha büyük olacakken A sayısı mutlak değerine de eşittir diyoruz. Burada görüldüğü üzere örneklerimizde mevcut. Çarpımın mutlak değeri mutlak değerlerinin çarpımına eşittir. Yani şunu söyleyebiliriz ki sen dilediğin gibi mutlak değerin içerisinde iki tane ifade çarpılıyorsa, iki tane sayı çarpılıyorsa sen bunları ayrı ayrı mutlak değerlerinin çarpımı biçiminde de düşünebilirsin. Bunu bu şekilde de yazabilirsin. Sıkıntı yok. Soruların içerisinde bunları kullanacağız. Bölümün mutlak değeri mutlak değerlerin bölümüne eşittir. Keza çarpım gibi A ile B'nin bölümünün mutlak değeri ayrı ayrı bunların mutlak değerlerinin bölümüne eşittir. Tabi burada tek şartımız B'nin sıfırdan farklı olmasıdır. Dördüncüye geçelim. Toplama mutlak değeri mutlak değerleri toplamından küçük veya eşit mutlak değerleri farkının mutlak değerinden büyük veya eşittir. Buna biz üçgen eşitsizliği diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi burası üçgen eşitsizliği. Burada ne demeye çalışıyoruz? Şu arkadaşlar. İki tane sayımız var. Topladım ve mutlak değerini aldım. Bu mutlak değer değeri bunların ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından her zaman küçük veya eşittir. Büyük olamaz ama küçüktür veya eşittir diyoruz. Ve ayrı ayrı mutlak değerlerinin farkının da mutlak değerinden daha büyüktür veya buna eşittir diyoruz. Farkın mutlak değeri mutlak değerleri farkından büyük veya eşittir. Yani bu ne demek? Ben iki sayı seçtim. Bunların çıkardım birbirinden ve mutlak değerini aldım. Ayrı ayrı mutlak değerlerini alıp bunları çıkarmış olsaydım bu bunlardan ya eşit olacaktı buna ya da bunlardan daha küçük olacaktı diyoruz. A ve B aynı işaretliyse eğer A artı B'nin mutlak değeri mutlak A artı mutlak B'ye eşittir. Eğer bunlar zıt işaretliyse ters işaretliyse toplamlarının mutlak değeri A ile B'nin mutlak değerlerinin ayrı ayrı mutlak değerlerinin toplamından daha küçük olmak zorunda diyoruz. Ve geçiyoruz 5. sayfaya. Yine burada da 4 tane kural var arkadaşlar. Dikkatli dinliyorsunuz. Eğer bir x sayısının mutlak değeri C'ye eşitse gerek ve yeter şart x ya artı C'dir ya da eksi C'dir. Bu ne demek biliyor musunuz? X'in sıfır olan uzaklığı C birimse bu ya C birim sağındadır ya da C birim solundadır diyoruz. Tamam ya C'dir ya da eksi C'dir muhabbeti buradan geliyor. Eğer bir x sayısının mutlak değeri c'den küçük veya eşit gerek ve yeter şart x eksi c ile c arasındadır. Yani diyor ki x'in sıfıra olan uzaklığı c'den daha azsa c birimden daha azsa c burada eksi c de burada o zaman daha az olduğu için ben diyorum ki şu aralarda bir yerdedir. Demek ki eksi c ile artı c aralığında olmak zorundaymış diyeceğiz. Bu da burada verilen örnek. Eğer ki yine aynı şekilde bir sayının x sayısının mutlak değeri c'den küçük gerek ve yeter şart pardon c'den büyük gerek ve yeter şart x eksi c'den küçüktür veya artı c'den daha büyüktür. Yani ben bunu göstermek yerine şu şekilde uzatsam bu sefer de diyorum ki madem x'in sıfıra olan uzaklığı c'den daha büyük demek ki ya bu tarafta olacak ya da bu tarafta olacak diyeceğiz sevgili gençler. Yani biz şununla şunu birleştirirsek eğer tüm sayı doğrusunu elde etmiş oluruz diyoruz. Şimdi burada x eksenine mutlak değeri b denkleminin kökleri sayı ekseninde a'dan uzaklığı b birim olan noktalardır. İşte ilk başta söylediğim anekdot buydu. x'in a'ya olan uzaklığı b birimse a'yı buraya yazarsın ya b birim sağa gidersin ya da b birim sola gidersin. İşte bunlar da senin denkleminin kökleri olur diyoruz. Geçtim 6. sayfama. x'in 2'ye olan uzaklığı 8 birimse x sayıları hangileridir diye sorulmuş. Çiziyorsun hemen. x'in 2'ye olan uzaklığı demiştik. 2'yi yazdık. Bunun ya 8 birim sağına gideceğiz 10 diyeceğiz ya da 8 birim soluna gideceğiz eksi 6 diyeceğiz. Eksi 6 ve 10 benim köklerimdir sevgili gençler. Cevap adanadır. Bunu normalde nasıl çözüyorduk? x eksi 2'yi bir 8'e bir de x eksi 2'yi eksi 8'e eşitliyorduk. Buradan x eşittir 10 geliyordu. Bir de x eşittir eksi 6 geliyordu. Haberin olsun. Yukarıdaki yöntemle çözmeye çalışırsan çoğu soruyu bu konuyu hem mantığını anlamış olursun hem de ezberden kaçınmış olursun x'in a'ya olan uzaklığı b birim denkleminin çözüm kümesi x1 ile x2 iken x1 artı x2 bölü 2 a'ya ee, ve a'ya eşit ve x1 ile x2 için b de x2 eksi x1 bölü 2'dir diyoruz sevgili. Yani biraz daha olayı kısaltıyoruz şuraya göre. Ha, kullanmak zorunda mısın? Kullanma. Sıkıntı yok. Sen şuna da çözersin. Buna da çözersin. Her zaman buna ihtiyaç duymazsın. x1 reel sayı. x1 bölü 2'den küçükmüş sevgili gençler. Olduğuna göre 1 eksi mutlak x eksi mutlak 1 eksi x iki tane mutlak kapattık ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarz sorularda ben size şöyle yazayım. 1 eksi mutlak değer içerisinde x eksi mutlak 1 eksi x mutlak mutlak tamam mı? Bu şekilde ve bu, e, burada arkadaşlar bunun eşiti sorulmuş. x de 1 bölü 2'den daha küçük bir sayı olmak üzere bize verilmiş. Peki içeriden başlayalım dışarı doğru çıkalım. Öncelikle şuradaki mutlak değerimize bir göz atalım. 1 sayısından 1 bölü 2'den daha küçük olan bir sayıyı çıkardığım zaman sonuç pozitif olacaktır. Ve burası 1 eksi x diye dışarı çıkar. Şimdi elimize geçenleri bir yazalım. Mutlak değer x eksi parantez 1 eksi x kapat mutlak. Şimdi şuradaki mutlak değer ifadesini kaldırmış olduk. Peki şu x'i de içeri dağıtsak 1 eksi mutlak değer içerisinde eksi 1 artı x olacak. Yani 2x eksi 1 olacak sevgili gençler. Şimdi x sayısı 1 bölü 2'den küçükse 2 x sayısı da 2 ile çarparsam 1'den daha küçüktür. Bakın burası 1'den küçük bir sayı ve ben bu sayıdan 1 çıkarmışım. 1'den daha küçük olan bir sayı hayal edin. 1 bölü 2 gibi 1 çıkarırsam negatife düşeriz. Yani içerisi negatif oldu. Dışarı nasıl çıkacak? 1 eksi 2 x diye çıkacak. Önünde bir eksi var bir de burada 1 var. Şimdi tek kalan geriye eksi içeri dağıtmak. Dağıtalım. 1 eksi 1 artı 2 x. E 1'den 1 çıktı 0. Geriye sadece 2x kaldı. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olacakmış sevgili gençler. Çok iyi anlattım. Sen de çok iyi anladın umarım. Geçtim 7'ye. Eğer ki ikisinin a'ya olan uzaklığı b'den küçük veya eşitse ne demiştik? Eksi b ile b aralığındadır içerideki ifade demiştik. E peki 2x eksi 1 rim mutlak değeri 5'ten küçükse o halde sevgili gençler 2x eksi 1 ya 5'ten daha küçüktür ya da eksi 5'ten daha büyüktür diyeceğiz. E bu şartlar altında bu eşitsizliği nasıl çözeriz? Eşitliğin, eşitsizliğin her tarafına bir eklerim ki neden? Şuradaki eksi 1 kaybolsun. Ekleyelim. Eksi 4 küçüktür 2x o da küçüktür 6 dedim. Şimdi ikisi yalnız bırakmak için ne yapmam lazım? Her üç tarafı da 2'ye bölmem gerekiyor. Bölelim. Eksi 2 küçüktür x o da küçüktür 3 olur. Demek ki x neredeymiş? Eksi 2 ile 3 aralığındaymış. Yani cevabım Ceyhan seçeneğiymiş diyeceğim sevgili gençler. Bir diğer sayfamızdayız. X'in A'ya olan uzaklığı eğer B'den büyükse X eksi A ya B'den büyüktür ya da eksi B'den daha küçüktür diyorduk. Peki o zaman buraya göz atalım. X artı 1 diyeceğim. Ya 3'ten büyük veya eşittir ya da x artı 1 eksi 3'ten küçük veya eşittir diyeceğim. Bu ikisinin birleşimini alacağım. Biri karşıya gönderdim x büyük veya eşittir 2. Biri karşıya gönderdim x küçük veya eşittir eksi 4 oldu. Şimdi bizim çözüm kümemiz 2'den büyük yerleri nasıl ifade ederim? 2'den sonsuza kadar. 2'den kapalı, sonsuzdan açık. X eksi 4'ten küçük veya eşittirleri nasıl ifade ederim arkadaşlar? Eksi sonsuzdan açık. Eksi 4'e kadar eksi 4 kapalı. Bunların ikisini birleştireceğim. Yani denizli seçeneğinde olduğu gibi yazacağım sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruya. Bakın üç tane mutlak değerli ifade var. Hepsi iç içe geçmiş ve bu çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Arkadaşlar hem ee, içeriden çıkarmaya başlayalım. Önce en dıştaki mutlağı bir yok edelim. Mutlak değer, mutlak değer. X eksi 1 kapattım. Eksi 2 tekrar mutlak değer. Eksi 3 dedim. Eşittir. Ya 1 olur ya da aynı ifade şöyle yazalım. Ya veya eksi 1 olur diyelim. Çünkü içerisi şuranın tamamı ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Doğru mu? Doğru. Peki eğer ki 1 ise, eğer ki 1 ise eksi 3'ü karşıya attım. Mutlak değer x eksi 1 eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 4 olur. Ya da eksi 3'ü şurada karşı yatarsam eksi 1 olarak kabul eder, Elipte de karşı yatarsam mutlak değer x eksi 1 kapattım eksi 2 mutlak değer eşittir eksi 1 artı 3'ten 2 gelir. Ya 4'müş ya da 2'ymiş. Peki şimdi tekrar en dıştaki, en dıştaki mutlağı kaldırayım. Mutlak değer x eksi 1 eksi 2 eşittir ya 4 olur ya da mutlak değer x eksi 1 eksi 2 eşittir eksi 4 olur. Sağ taraftan mutlak değer x eksi 1 eksi 2 ya 2 olur ya da mutlak değer x eksi 1 eksi 2 eşittir eksi 2 olur diyeceğim sevgili gençler. Peki şurada çözüm yapalım. Mutlak değer x eksi 1 eksi 2'yi karşıya atarsam ne gelir? 6. Burayı çözelim. Mutlak değer x eksi 1 eşittir eksi 2 gelir. Burayı çözelim. Mutlak değer x eksi 1 eşittir 4 gelir. Burayı çözelim. x eksi 1'in mutlak değeri eşittir 0 gelir. Şimdi tüm bunlara göre ben diyorum ki hiç başlamadan arkadaşım şunu zaten çözemezsin. Çözersin de boş küme olur cevabın. Niye? Çünkü mutlak değerli bir ifade var senin elinde ve bu sonuç negatif eşit. Yani uzaklık negatif eşit olmuş. Buradan çözüm gelmez. O iş yaş. Geçtik. x eksi 1'in mutlak değeri 6 ise o halde diyeceğiz ki Şurada bir birimiz var. X'in biri olan uzaklığı 6 birimmiş. Yani 6 birim sağda 7 var. 6 birim solda eksi 5 var. O halde diyeceğiz ki çözüm kümemizin içerisinde eksi 5 ile 7 mutlaka olacak. Bu 1. İkincisi x'in 1'e olan uzaklığı 4 birimmiş. Şuraya 1'i biri koydum. x'in 1'e olan uzaklığı 4 birimse 4 birim sağda 5 var. 4 birim solda eksi 3 var. Eksi 3 olacak sevgili gençler çözüm kümemiz içerisinde bir de 5 olacak. Bu da 2. Bir de şuraya bakalım. x eksi 1'in mutlak değeri 0'a eşitse Mecburen içerisi sıfırdır. Yani x eşittir birdir. O halde bir de bir olacak. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman. Eksi 5, eksi 3, 1, 5, 7 küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman bu gelir. Cevabımız edir nedir diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer uyarımıza bakalım. Diyor ki uyarıda x'in a'ya olan uzaklığıyla x'in b'ye olan uzaklıklarının toplamı a ise ve bu x sayısı a ile b'nin arasında değerleri için sabit bir değer alır. Bu değer A'nın alabileceği en küçük değerdir sevgili gençler. Yani bur burada ne demeye çalışıyoruz? Bakın şöyle düşünelim biz bunu. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim arkadaşlar. Tamam. Bu sayı doğrusunun üzerinde bir A noktası var. Bir de B noktası var. X'in A'ya olan uzaklığı ve X'in B'ye olan uzaklıklarının toplamının en küçük değeri soruluyor. O olsun. Şimdi ben gidip X'i şuradan seçersem. Çok iyi dinle burayı. X'i buradan seçersem eğer. İkisinin B'ye olan uzaklığı şurası olur. A'ya olan uzaklığı burası olur. Ve bu ikisinin toplamı büyük bir değer alabilir. Ama ben bu ikisi ben bu ikisi şuradan bir yerden seçersem ikisinin A'ya olan uzaklığı bu. ikisinin B'ye olan uzaklığı bu olduğu için her zaman sonucum B-A kadar olmak zorundadır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ben Şöyle bir ifadede yani x'in a'ya olan uzaklığıyla b'ye olan uzaklıklarının toplamı ifadesinde bu x'i a ile b arasından seçmek zorundayım. Bu x a'ya ya da b'ye de eşit olabilir ama b'nin sağından ya da a'nın solundan ben bunu seçemem. İmkanı yok. Peki burada da zaten bunu söylemiş. a ile b arasından bir değer seçeceksin hep sabit bir değer gelir demiş. Bakın x eksi 3 artı x eksi 7 ifadesinin alabileceği en büyük değer. Hemen buranın kritik noktası 3, buranın kritik noktası 7 olduğu için 3 ile 7 arasından bir sayı seçiyorsun. 3'ü de seçebilirsin. Sıkıntı yok. Biz 4'ü seçelim. 4'ten 1'i çıkardım 1. 4'ten 7'yi çıkardım. Eksi 3 mutlak değeri 3 yapar. Toplamı kaç yapar? 4. Demek ki en küçük değerimiz 4'müş diyeceğiz sevgili gençler. Mesela sen orada 3 seçmiş olsaydın. 3'ten 3'ü çıkardın 0. 3'ten 7'yi çıkardın. Eksi 4. Eksi 4'ün mutlak değeri 4 eşittir. Gene 4 gelecekti. X'i 5 seçsen de cevap 4 gelir. X'i 6 seçsen de cevap 4 gelir. X'i 6,5 seçsen Gene cevap 4 gelir. Bizim amacımız zaten 3 ile 7 arasında bir sayı seçip bunu yerine yazmaktı. Geçtim 10. sayfama. K eşittir. X'in 1'e olan uzaklığından X'in 5'e olan uzaklığını çıkarmış. Bu ifadenin alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye sorulmuş. Şimdi bu soruya farklı bir bakış açısı getirelim. Şöyle ben çizdim arkadaşlar sayı doğru mu? X'in 1'e olan uzaklığı diyor 1 şurada. X'in 5'e olan uzaklığı diyor 5 de burada olsun. Kabul. Sonrasında sevgili gençler Diyor ki, e, bunun yani x'in 1'e olan uzaklığından x'in 5'e olan uzaklığını çıkarırsam bu ifade kaç farklı değer alır diye sormuş. Şimdi ben bu x'i 1'in sol tarafından seçsem ve x'in 1'e olan uzaklığına d desem, x'in 5'e olan uzaklığı ne olur sevgili gençler? Bakın şurası 4 birim olduğu için d artı 4 olur. Şimdi ben d'den d artı 4'ü çıkarırsam bu ifade eksi 4 olur her zaman. 1'in sol tarafından bir sayı seçin. Mesela 0. Sıfır. 0'dan 1'i çıkardım. Mutlak değeri 1. 0'dan 5'i çıkardım. Mutlak değeri 5. Beş, 1'den 5'i çıkardım. Cevap eksi 4. Her zaman eksi 4 gelecektir. Bu 1. İkincisi eğer ki ben ikisi bu taraftan seçmiş olursam. X'in 5'e olan uzaklığına C dersem. X'in 1'e olan uzaklığı bu sefer de C artı 5 olacaktır. Ve C artı 5'ten 5'i çıkaracağız bu sefer. Çünkü 1'e olan uzaklığından 5'e olan uzaklığını çıkarıyoruz. Çıkardığımız takdirde de cevap ne gelir sevgili gençler? Şurası 4 olacak bu arada. Şurası da 4 olacak. C artı 4'ten C'yi çıkardığımız cevap bu sefer de 4 gelir. 5'in sağ tarafından seçerseniz de cevap her zaman 4 gelecektir. E ben bunu ortadan bir yerden seçsem ne olur? Ortadan seçersek de eksi 4 ile 4 arasındaki değerleri almış oluruz sevgili gençler. Yani alınabilecek en küçük değer eksi 4. Alınabilecek maksimum değer 4 iken eksi 4 ile 4 arasında eksi 4 ile 4 ile dahil olmak üzere kaç tane sayı varsa işte o kadar tam sayı değeri alabilir diyeceğiz. Eksi 4'ten 4'e kadar 0 da dahil olmak üzere onu saymayı unutma. Toplam 9 tane sayı vardır ve cevap denizizdir diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi bir uyarı daha diyor ki bir n sayısı verilmiş olsun. Bu n sayısı x'in a'ya olan uzaklığı, x'in b'ye olan uzaklığı ve x'in c'ye olan uzaklıklarının toplamı iken a küçük b küçük c diye bunları sıralayacaksın sen küçükten büyüğe doğru. x'e de eğer b değerini atarsan sen bu n sayısının en küçük değerini bulursun diyor. Mesela a sayısı 0 ile 10 aralığındayken x eksi a, x eksi 10 ve x eksi a eksi 10 ifadesinin en küçük değeri nedir, kaçtır diye sorulmuş. Bir kere benim a sayım 10 ile 0 arasında bir sayı. Burası 10'dan e, daha küçük bir değerdir a sayısı. 10 zaten 10'dur. Bir de burası e, eksi hatta şöyle diyelim eksi parantezinde a artı 10 dersek. Daha iyi olur. Şimdi A sayısı pozitif olduğu için A artı 10 en büyüktür. A artı 10. Daha sonrasında 10 vardır ve daha sonrasında A vardır. Peki şimdi neyi yazıyorduk arkadaşlar burada? Ortanca değeri. Yani onu yerine yazacakmışız. X gördüğümüz yere 10 yazıyoruz. 10 eksi A'nın mutlak değeri artı 10 eksi 10 mutlak değeri artı A gördüğüm yere 10 yazıyordum. X eksi 10 eksi 10. İşte bu değeri bulmamız gerekiyor. Peki A sayısı ondan küçük müydü? Ondan küçüktü. 10 sayısından ondan küçük bir sayı çıkarırsam sevgili gençler pozitif olur. Dolayısıyla olduğu gibi çıkar. 10 eksi A. Bakın şurası zaten 0. Onu yazmıyorum. Burası da x eksi 20. x eksi 20. Ee, bu arada bakalım. Ben x gördüğüm yere yazacaktım. A gördüğüm yere değil. Çok yanlış yerlere gittim. Şurası yanlış oldu. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. Ee, x gördüğümüz yere 10 yazıyorduk. Burada yazdık ama şurada A gördüğüm yere yazdım. Çok özür diliyorum. Buraya 10 yazacağım. Şuraya A yazacağım. Tamam. Şimdi. Şuraya da 10'dan 10 çıktı 0. Burası ne oldu? Eksi A. Eksi A'nın mutlak değeri nedir? A'dır. Bu da gitti. Eksi A ile A da gitti. Geriye sadece ne kaldı sevgili gençler? 10 kaldı. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacakmış. Kusura bakmayın az önceki minik hatam için. Ben videoya kendimi kaptırdığım için az önce videoda alttaki soruyu da çözdüm. Ee, ama bu soruyu ben size bırakıyorum arkadaşlar. Şu işareti gördüğünüz zaman bunu anlayın ki bu soru sizin. Ee, çözmeye çalışın arkadaşlar. Ekstradan bilgi vermem gerekecek olursa cevabı belli zaten Edirne'ymiş. Ekstradan bilgi vermem gerekecek olursa da şu verebilirim size. Bakın burada 3 tane sayı vardı ve biz ortancasını x gördüğümüz yere yazdık. Burada kaç tane sayı varsa bulacaksın. Ortancası neyse onu yerine yazacaksın. Haberin olsun. Tamam. Geçtim bir sonraki sayfama. Şu soruyu yine size bırakacağım. Unutturmayın. Ne diyorsam bende. 2x artı 1'in mutlak değeri 5'ten küçük ve y artı 3'ün mutlak değeri de 2 ile 5 aralığındaysa x kare artı y kare toplamının en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir düşünelim bakalım. Elimizde bir 2x artı 1'in mutlak değeri var. Ve bu 5'ten küçükmüş. O halde 2x artı 1 eksi 5 ile 5 aralığındadır diyebilirim gönül rahatlığıyla. Bunu öğrendik. Her, iki, her üç taraftan da 1 çıkarırsam eksi 6 küçüktür 2x o da küçüktür 4 olacaktır. Ve 2'ye bölersem de eksi 3 küçüktür x o da küçüktür 2 olacaktır. Bu 1. X'in değer aralığını bulduk. Şimdi bir de y'ninkini bulmamız lazım. 2 küçüktür Mutlak değer y artı 3. Bu da küçüktür 5 denmiş. Şimdi o zaman bu y artı 3 dediğimiz değer ya 5 ile 2 aralığındadır sevgili gençler. Ya da eksi 5 ile eksi 5 ile eksi 2 aralığındadır diye deriz. Neden eksi 5'i bu tarafa yazdım? Çünkü eksi 5 sayısı eksi 2'den daha küçüktür. Dolayısıyla sola yazdık. Pekala y artı 3'ü de buradan bulmuş olduk. Y artı 3 için şuradaki Y artı 3 için 3 çıkarırsam her üç taraftan eksi 1 küçüktür Y o da küçüktür 3 çıkardım 2. Şurada çıkarırsam 3'ü arkadaşlar eksi 8 küçüktür Y o da küçüktür 3 çıkardım eksi 5 oldu. Şimdi X için değer belli burası Y içinse sevgili gençler ya budur ya da budur diyoruz. Hangisi işimize gelecekse onu kullanacağız. Şimdi X kareyi şuradan bir bulalım. Bir tarafı eksi bir tarafı artı ne yapıyorduk Sıfırdan başlıyordu. Alabileceği en küçük değer sıfırdı. X kare o da küçüktür. Eksi 3'ün karesi 2'nin karesinden daha büyük olduğu için 9'u da buraya yapıştırdım. Bu 1. İkincisi y kareyi bulalım. Bir taraf eksi bir taraf artı olduğu için gene sıfır küçük veya eşittir. Y o da küçüktür. 2'nin karesi eksi 1'in karesinden daha büyük olduğu için 4 yazdım. Ee, i̇ki tarafta eksi olduğu için eksi 5'in karesi 25 küçüktür. Y kare o da küçüktür. Eksi 8'in karesi 64 diyeceğim. Sıfır burada yok. Peki x kare artı y kare demiş ya ben şurası y kare bu arada. Burası da y kare zaten tamam. Ee, ben x kare ile y kareyi toplayacağım. Hangi tara, Hangisini toplasam daha iyi olur? Hangi y kareyi seçeceğim? Tabii ki bunu. Çünkü e, daha büyük değerler var. 25 küçük veya küçüktür y kare diyelim. O da küçüktür 64 diyelim. Şu ikisini toplarsam 25 küçüktür x kare artı y'nin karesi o da küçüktür. 64 9 daha kaç yapar? 73 mi yapar? Peki bu x kare artı y karenin alabileceği maksimum değer kaçtır? 72'dir. Yani cevabımız denizli seçeneği olacak diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sorumuz. X ve y sıfırdan farklı sayılar olmak üzere. Mutlak x bölü x artı mutlak y bölü y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi ikisi de sıfırdan küçük olabilir ve dolayısıyla eksi x bölü x artı eksi y bölü y diye çıkabilir. Ki burası da eksi 1 artı eksi 1'dir. Kaç yapar? Eksi 2 yapar. Bu 1. Biri sıfırdan küçük biri sıfırdan büyükse eksi x bölü x artı y bölü y olabilir sevgili gençler. Ve bu da eksi 1 bir artı 1'den sıfır olabilir. Ya da ikisi de sıfırdan büyüktür. x bölü x artı y bölü y diye çıkar ve bu da kaç yapar? 2 yapar. Kaç farklı değer vardır diye soruyor. 2 vardır, 0 vardır, eksi 2 vardır. Yani toplam 3 tane değer vardır diyebiliriz. Dediğim gibi alttaki soru sana ait. Bakalım Neler yapacaksın? Oradaki farklı kombinasyonları uygulaman lazım. Ya hepsi pozitif ya hepsi negatif. Ya biri pozitifken diğerleri negatif. Ya biri negatifken diğerleri pozitif şeklinde bir sürü e, alternatifim var. Bu arada soruyu da ayaküstü çözmüş olduk aslında. Geçtik bir diğer sayfaya. Şimdi x karenin karesinin karekökü var. Bir sayının karesinin karekökü nedir arkadaşlar? Kendisidir değil mi? Yalan. Buraya yaz. Yanlış bilgi. Bir sayının karesinin yaz buraya. Bir sayının karesinin karekökü kendisine eşit değildir. Neye eşittir? Mutlak değerine eşittir yazıyorsun. Tamam. Dolayısıyla burası ne olacakmış? Mutlak değer x olacakmış. Ve bu da neye eşitmiş? Eksi x'e. Peki burada x ne olmalı? x sıfırdan küçük gibi duruyor. Neden? Çünkü eksiyle çarpılıp dışarı çıkmış. Ya da sıfıra eşit olabilir mi arkadaşlar? Çünkü eksi, sıfırın da eksilisi sıfırdır. Dolayısıyla sıfıra eşitken veya küçükken ne olması lazım? Sıfırdan küçük veya eşittir olması lazım. Cevabımız denizdi. Aman sakın Ceyhan'ı işaretledim deme. Şuna bakıyoruz x artı y'nin mutlak değeri bölü mutlak x artı mutlak y kesrinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Yani ben burada buranın maksimum buranın daha küçük bir değer çıkmasını istiyorum ama zaten mutlak x ile mutlak y'nin değeri şundan zaten büyük veya eşitti. E madem öyle üst taraf maksimum mutlak x ile mutlak y'nin toplamına eşit olacaktır. Alt tarafta zaten mutlak x artı mutlak y idi. Ben pay kısmının maksimum seçilmesini istiyorsam olan biten bu olacak dolayısıyla mutlak x artı mutlak y bölü mutlak x artı mutlak y maksimum değeri verecektir bize. Bu da kaçtır? 1'dir. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacaktı sevgili gençler. Geçtim 13. sayfama. 2x eksi 1'in mutlak değeri ile 4x artı 3'ün mutlak değeri birbirine eşit. Bu çözüm kümesi bunun çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. O halde şunu yapacağız. 2x eksi 1 eşittir. 4x artı 3'tür. Veya 2x eksi 1 eşittir. Eksi 4x eksi 3'tür diyeceğiz sevgili gençler. Yani bunlardan bir tanesini bir tanesini sabit tutacaksın. Diğerini bir artılı bir eksili yazacaksın. Sadece iki ihtimal olacak? Şimdi 2x'i bu tarafa gönderdim ne oldu? 2x oldu. 3'ü bu tarafa gönderdim ne oldu? Eksi 4. Peki x kaçtır buradan? Eksi 2'dir. Bu 1. İkincisi de eksi 4x'i bu tarafa gönderdim. 6x eksi 1'i bu tarafa gönderdim. Eksi 2. x kaçtır arkadaşlar? Eksi 2 bölü 6'dır. Yani eksi 1 bölü 3'tür diyeceğim. Yani arkadaşlar iki tane çözüm, iki tane e, kök bulduk. Bu kökleri birleştireceğiz. Bir kümenin içerisinde eksi, 2 e, daha küçük olduğu için eksi 2'ye eksi 1 bölü 3 diyebiliriz. Yani cevabımız Adana olacakmış dedik. Geçtik bir diğer sorumuza. 5 e, eksi mutlak x'in mutlak değeri 3'ten daha büyük. Bu eşitsizliği sağlamayan kaç değişik x tam sayısı vardır diye soruyor. Bakın sağlamayan ona dikkat edin. Şimdi en dıştaki mutlağı kaldırırsam ben. 5 eksi mutlak değer x ya 3'ten büyüktür ya da 5 eksi mutlak değer x eksi 3'ten küçüktür diyeceğim. İki tane ihtimal vardı hatırlayın. Mutlak değer x'i karşıya atarsam mutlak değer x 3'te de bu tarafa atarsam şöyle olur 2 olur sevgili gençler. Mutlak değer x 2'den daha küçükse eksi 2 küçüktür x o da küçüktür 2 yazabiliyordum ben bu 1. Bu 1. Şöyle yapalım. İkinci olarak da hmm, şöyle yapsam, yapalım. Heh, böyle çeşitli şeyleri kullanmaya çalışıyorum. Kullanmayı da biliyorum ama hep unutuyor. Olsun. Kullanayım. Varken kullanalım değil mi? <laughs> Geçtik bu tarafa. Eksi eksi mutlak değer x'i karşıya attım. Mutlak değer x oldu. Şöyle küçüktür yazdım. Eksi 3'ü bu tarafa atarsam 8 olur. X'in mutlak değeri 8'den büyükse ya x 8'den büyüktür ya da x eksi 8'den daha küçüktür. Kullanacağım. Şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Heh, böyle güzel oluyor aslında. Evet. Devam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Bunu da kullanalım doğru çizmeyi. Hop şöyle yapalım. Şimdi eksi 2 nerede? Burada. 2 nerede? Burada. 8 burada. Ve eksi 8 de burada. Şimdi diyor ki bize eksi 2 ile 2 aralığındadır diyor. Şurası. 8'den büyüktür diyor. Bir de eksi 8'den daha küçüktür diyor. Şöyle. Peki burada eksi 8 olabiliyor mu? Olamıyor. Peki burada eksi 2 olamıyor. 2 olamıyor. 8 olamıyor. Bir de neler olamıyor? Şunlar. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 de olamıyor. Buradaki 3, 4, 5, 6 ve 7 de olamıyor. Şimdi sayacağız. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada varsa 7 tane de bu tarafta var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 kaç yapar? 14 tane tam sayı değerini alamaz diyeceğiz sevgili gençler. Bu ders bayağı akıcı geçiyor. Sevdim dersi. Umarım sen de keyif alıyorsundur. Almıyorsan şöyle bir durdur videoyu. Bir balkonuna çık bir şey yap şöyle derin derin 3 tane nefes al gel buraya. Tekrar ben seni bekliyorum. durdurun için mecburen bekleyeceğim zaten. Ee, devam edelim dersimize. Ee, şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki mutlak x eksi 4'ün mutlak değeri 4 eksi mutlak x'e eşittir diyor. Hmm. Yani içeriği eksiyle mi çarpmış da dışarı çıkarmış eşit olmuş. Aynen. E, i̇çeriği eksiyle çarpılıyorsa o zaman mutlak değer x eksi 4 küçük veya eşittir 0 olmak zorunda. 200 sayfada da 2 tane üst sayfada da çözdük bunu. Eksi 4'ü karşıya mutlak x küçük veya eşittir 10 e kaç olur? 14 mi olur? Yok burası 10 zannettim özür diliyorum. 4 olur. Şöyle 4 yazalım. Mutlak değer x 4'ten küçük veya eşitse x sayısı nerededir? Ya 4'ten küçük veya eşittir ya da 4'ten büyük veya eşittir. Diyor ki bize şimdi şu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 4'ten daha küçük veya eşit olan bir ifade var benim elimde. Eksi 4'ten de büyük veya eşit. Ben bunu buraya yazarsam, şu kısma yazarsam arkadaşlar. Bur burası 4'ten daha küçük veya eşit olacağı için burası eksiyle çarpılarak çıkılır. Çıkar. 4 eksi x oldu. Eksi x eksi 5. Şimdi bu sayı zaten 4'ten küçük. E hocam bir de ben bundan 5 çıkarmışım ne olur? İlla ki negatif olacak ve burası da eksi x eksi 5 diye çıkacak. Artı 5 diye çıkacak özür dilerim. Peki şimdi şuradaki işlemi yaparsak soruyu çözeceğiz. 4 eksi x Artı x eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 5. Artı x de eksi x gitti. 4'ten 5'i çıkardım. Cevap ne oldu? Eksi 1 oldu diyeceğiz. Ben bu arada e, sanırım şeyi ta, ekranı tam sabitleyemediğim için e, yazarken yani grafik tablete yazıyı yazarken ekran sallanıp e, doğal dolayısıyla şey, kamerayla sallıyor olabilir. Eğer ben arada şöyle 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 sallanıyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Bu çok problem olmasa gerek ama yine de aklıma takıldı. Söyleyeyim dedim. Şu eşitsizliğin mutlak değerli ifadesi nedir diye sormuş. X sayısı, bak şimdi çok güzel bu. E, X sayısı eksi 12 ile 10 aralığındaymış. Hemen şunu yapacaksınız. Eksi 12 ile yani uç sınırları eksi 12 ile onu toplayacaksın. Ne bulursun arkadaşım burada? Eksi 2, 2 bulursun, değil mi? Hemen eksi 2'yi 2'ye böleceksin. hocam neler yapıyorsunuz nereden geldi? Bölsem böl, bak eksi 1 buldun mu? Hemen şimdi x'ten eksi 1'i çıkarıyorsun ve mutlak değerini alıyorsun. Tamam? Şimdi hocam bunu yaptık ne işimize yarayacak? Eksi 2'nin Eksi 2'nin ee, Eksi 2'nin diyelim Ben bununla bunu topladım Eksi 2 2'ye böldüm eksi 1 Ha tamam güzel eksi 2'nin değil Eksi 1'in sevgili gençler Eksi 1'in Eksi 12'ye olan uzaklığı kaç birimdir? 11 10'a olan uzaklığı kaç birimdir? 11 E O zaman diyeceksin ki Burada eşitlik de varsa Küçük veya eşittir 11 diyeceksin Şurası ne gelir arkadaşlar? X artı 1 küçük veya eşittir 11. Bu da sana cevabı verecek. Yani Ceyhan olacak cevap. Hocam bunu nereden çıktı? Eksi 12 ile 10'un tam ortasındaki sayıyı bulacaksın. Tam ortasındaki sayıyı bu şekilde bulduk. Topladık 2'ye bulduk. Aritmetik ortalamayla bulduk tamam mı? Ve şurada eksi 12 varken, burada 10 varken, şurada da eksi 1 varsa aslında burada diyor ki bizim alacağımız, ee, bulduğumuz x değerleri eksi 12 ile 10 aralığındaysa yani demeye çalışıyor ki ya eksi 1'in 11 birim solundadır ya da eksi 1'in 11 birim sağındadır demeye çalışıyor. O halde biz x artı 1'in mutlak değeri 11'den daha küçüktür veya eşittir dememiz gerekiyor. Cevabımız Ceyhan oluyor sevgili gençler. Bu yöntemi unutmayın. Peki sınavda hocam sınavda nasıl soracaklar? Yani mutlak değeri sınavda son senelerde nasıl soruyorlar? Ne yapmamız lazım? Bunu bize söyleyebilir misin? Söyleriz arkadaşlar. İlk soruya bir bakalım isterseniz. Şimdi diyor ki şekildeki üçgende A açısı C'den, C'de B'den daha küçük. Şimdi açı büyüdükçe karşısındaki kenarda büyür mü? Büyür. E hocam o zaman aynı şeyleri şu için yazabilir miyiz? A açısının karşısında A var. A küçüktür, C küçüktür. B yazabiliriz. C açısının karşısında C ve B açısının karşısında B var çünkü. A küçük, C küçük, B'ymiş. Şimdi B'den A'yı çıkarırsam büyükten küçük çıktığı için pozitif olur. Burası B eksi A diye çıkar dışarı. Artı A'dan C'yi çıkarırsam A sayısı C'den daha küçük olduğu için negatif olacaktır ve içerisi eksiyle çarpılarak dışarı çıkacak. C eksi A oldu. B ile C zaten uzunluk pozitif olduğu için yani şu uzunlukta şu uzunluk pozitif olduğu için toplamları da pozitiftir ve olduğu gibi dışarı çıkar B artı C olur. Peki hocam şimdi bakalım. B var B var 2B. C var C var 2C. Eksi A var eksi A var eksi 2A. İşte cevabımız budur diyeceğiz sevgili gençler. 2B artı 2C eksi A. 2A. Hangisine verilmiş? Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtik bir diğer sayfaya. Diyor ki bize, bu, bu arada çıkmış bir soru. Bir hava durumu spikerimiz var. Pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapıyor arkadaşlar. Diyor ki, bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde... ...yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak... ...ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra... Kent kenarında hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ila 10 derece artmış olacak. Bu bilgiye göre pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Bak çok güzel konuştu ama ha, hava spikeri gibi. Yani kendime öyle geldi bilmiyorum şimdi dinlemek lazım. Katılıyorsanız yazın bakalım. Şimdi ee, diyor ki hava sıcaklığı 5 santigrat derece güzel. Ama diyor 6 ile 10 derece artmış olacak diyor. Şimdi ben bunu ne kadar artacak ya? 7 de artar. 6 ile 10 derece demek 7 de artabilir. 7.2 de artabilir. 8 de artabilir. 9 da artabilir. 10 da artabilir. 6 da artabilir. Hangisi olduğunu bilmiyoruz ama 6 ile 10 arasında bir yerde artacak diyoruz. Peki 6 artarsa ne olur? 11 santigrat derece olur. 10 artarsa ne olur? 15 santigrat derece olur. Şimdi aynı mantığı aynı mantığı kullanacağız bir iki önceki soruda. 11 ile 15'in tam ortasındaki sayı kaçtır? 11 ile 15'i toplarsın. 26. 2'ye bölersin 13. Değil mi? 13'ün 11 olan uzaklığı 2, 13'ün 15 olan uzaklığı 2. O zaman diyeceksin ki X'in 13'e olan uzaklığı küçük veya eşittir 2 diyeceksin. Çünkü 13 buradaysa ya 2 birim solunda olacak 11 ya da 2 birim sağında olacak 15. Çünkü bizim sıcaklığımız 11 ile 15 arasında olmak zorundaydı. Demek ki cevabımız neymiş? Adana seçeneğiymiş. İşte bu kadar. Basit bir soru. Yeni nesil mi? Yeni nesil. Basit mi? Basit. Ama soruya şu şekilde bakınca ulan bunun mutlak değerle eşitsizlikle ne alakası var demiyor değil insan. Tabi ee, nasıl diyeyim ben alıştım yani <laughs> bu ilk yeni nesil sorular çıkmadan önce biz yeni nesil sorular yazmaya başlamıştık acil matematik ailesi olarak. E, bu yüzden 2017'deki kitabımız diğer kitaplardan çok 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 farklı. Çünkü biz 2017 baskımızda 2018 TYT'de sorular tutturduk arkadaşlar yeni nesile ilk geçiş senesinde sorular tutturduk. Ee, yeni nesle biz ayak uydurduk eyvallah ama öğrenciler hala bunları söylüyorlar. Yani böyle matematik sorusu mu olur ya? Spiker varmış da çıkmış konuşmuş da 6 ile 10 derece arasında artacakmış da ben bunun bu olduğunu nereden bileyim? Ee, aslında şu soruda bakın şu soruda arkadaşlar bu klasiği bu klasik stil olan soru. Ama aynı yöntemle çözülüyor. Bakın aynı şeyleri yaptık. Bu da yeni nesil sevgi gençler. Tamam. Ee, diğer soru iki satırda halledilmişken burada kaç tane satır kullandık? Belki 10-15 satır sürüyor soru. Ama dediğimiz gibi çözüm aynı. Sen sadece okuyacaksın ve yorum yorum yeteneğin, yorum gücün fazla olacak. Bu kadar. Bu yüzden diyoruz ki yeni nesil soru çok fazla çözün. Bu yüzden diyoruz ki acil matematik TYT soru bankasını çözün diyoruz. Anlaştık mı? Geçtik. Bir diğer sınavda nasıl çıkacak olan sorumuza. Yukarıda mavi, siyah ve kırmızı renklerle boyanmış sayı doğrusuyla ilgili. Sayı doğrusu üzerindeki hangi sayının 4 sayısına olan uzaklığı, 8 sayısına olan uzaklığı toplamı 4'tür? Bakın sayı doğrusu üzerindeki hangi sayının, biz o sayı x diyelim, 4 sayısına olan uzaklığı nasıl buluruz? x eksi 4 ile 8 sayısına olan uzaklığını nasıl buluruz? x eksi 8 diye buluruz. İşte bunların toplamı diyor sevgili gençler 4'tür. Aslında bizim eşitsizliğimiz, pardon denklemimiz bu olacak. Sorusuna cevap veren bir kişinin bulduğu sayı mavi bölge, siyah bölge, kırmızı bölge bölgelerinden hangisinde olabilir diye sorulmuş. Şimdi diyelim bakalım şöyle düşünelim bakalım. x 4 ile x8'in toplamı 4 ise ben x'in 4'e olan uzaklığı demiş ya 4 şurası olsun 8 olan uzaklığı dediği için 8 burası olsun. Şimdi ben gidip o x'i şuradan seçersem. X'in 4'e olan uzaklığıyla 8 e olan uzaklıkları toplamı 4'ten daha büyük olur. Niye? Zaten şurası 4 birimden 4 birim. Değil mi? E o zaman ne, nerede seçeceğiz? Sağ tarafında mı? 8'in sağında mı? Burada seçersen de 4'ten daha büyük olur. Bu da gitti. O zaman tek bir seçenek kalıyor. Bunların arasında seçeceğiz. Arasında seçeceksek bu bölgenin ismi siyah bölgedir sevgili gençler. Yani bizim cevabımız siyah bölgede olacak. Yani cevap yalnız 2 olacak diyebiliriz. Bakın ne kadar kısa sürdü. Sadece bize burada yeni nesilleştirilmiş bir soru. Sadece burada biz şuradaki ifadeleri düşündük. Bir şeyler kararlılık ve mantıken. Bizim karşımıza burası çıktı. Ha sen şunları yapmadan da bulabilir misin? Evet deneye deneye bulursun hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Yeni nesil soru diye korkulacak bir şey yok. Aşağıda iki adet çubuğun uzunluğunun 22 santimetrelik bir cetvelle ölçüsü gösterilmiş sevgili gençler. 22 santimetrelik bir cetvelle ölçüsü gösterilmiş. Şuradaki çubukların mavi ve pembe çubukları. X 11'den küçük. Ve mavi çubuğun uzunluğu A santimetre. Bakın bu A santimetreymiş. Pembe çubuğun uzunluğu da B santimetreymiş. Tamam. A eksi B'nin mutlak değerinin ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bak. Mavi çubuğun uzunluğu aslında A santimetre denilmiş ya. X de 11'den küçükmüş. Aslında o A santimetre dediğimiz şey X santimetre. X santimetre. Ve e, iki adet çubuğun uzunluğunun 20... Ha tamam. Ben toplamları 22 diye okuyordum. Yanlışlıkla. Pardon. Pembe çubuğun uzunluğu kaçtır sevgili gençler? Bu mavi çubuk. Pembe çubuğun uzunluğu da 22 eksi 22 eksi x eksi 1'dir diyeceğiz değil mi? x eksi 1. Ki bu da ne yapar? 23 eksi x yapar. Santimetre diyebiliriz artık. Bu da pembe çubuğun uzunluğu. Ki aslına bakarsanız bu a'ydı. Ki aslına bakarsanız bu da b'ydi. Şimdi a'dan b'yi çıkar demiş Hadi çıkaralım biz de onu. x eksi 23 eksi x. Tamam. Ve bu da, bir de bunun mutlak değerini al demiş. İçeri düzenleyecek olursak x eksi 23 artı x mi yapar arkadaşlar? Aynen öyle. Burası da 2x eksi 23'ün mutlak değeri gelir sanırsam. Değil mi? Peki bizim bu x'imiz 11'den küçük müydü? Küçüktü. Hadi bakalım x 11'den küçükse 2x 22'den küçük olmaz mı be adam? Değil mi? E madem öyle burada 22'den daha küçük olan bir sayı görüyoruz biz. 22'den daha küçük bir sayıdan 23 çıkarırsam sonuç negatif olur. Negatif olursa da bu dışarı nasıl çıkar? Eksiyle çarpılarak çıkar. 23 eksi 2x olur. Yani cevap C seçeneği olur diyeceğiz. 18. Sayfada, sayfamızdaki sınavda nasıl çıkar sorusunda. Geçtik bir diğer sayfaya. Aşağıda aynı kalemin biri kısa, diğeri uzun olan iki modeli gösterilmiş. İki modelin silgi kısımlarının uzunluğu aynıdır ve silgi kısmı diğer kısımlardan daha kısadır. Şimdi diğer kısımlardan değil mi? Z'den ve Y'den daha kısa yani X Y'den küçük olacakmış. Bu bir. X Z'den küçük olacakmış. Bu da iki. Peki devam. Bu iki kalem birbirine paralel olarak uçlarından hizalandığında da aşağıdaki görünüm oluşmakta diyor. Şimdi buna göre X'ten Z'yi çıkarıp mutlak değerini alırsam bu ifade aşağıdakilerden hangisi, hangisine kesinlikle eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Peki şimdi bakın şurası nedir? X ile Y'nin toplamı. Burası da X ile Z'nin toplamı kadardır bu kalem. Şimdi birinci kalem yani x artı y, x artı z'den daha küçükse o zaman biliyoruz ki y z'den küçüktür. Y z'den küçük. E şimdi x de y'den küçük değil miydi gençler? Doğru mu? Doğru. E şimdi bakıyorsun x'ten z'yi çıkar demiş bize. Biz, biz x'ten z'yi çıkarırsak ne olur? Negatif olur sonuç. Dışarı nasıl çıkması lazım onun? Z eksi x diye çıkması lazım. Doğru mu? Doğru. E şimdi hocam ben Z'den x'i çıkardım. Sonucu bu buldum da şıklara bakıyoruz. Z eksi x yok. Doğru yok. Burada da birazcık uyanıklığını sergileyeceksin. Gençler ben şunu şöyle uzatırsam. Şöyle uzatırsam. Şurası x birim uzunluğunda olur mu? Olur. E buranın tamamı neydi? Z'ydi. Z eksi x nereyi veriyormuş bize? Y'yi veriyormuş. O zaman cevabımız nedir? Bursa seçeneğidir. Güzel soruydu. Bence. Kolay soruydu. Bakın şimdiye kadar sınavda nasıl çıkar dediklerimizin hepsi kolaydı zaten. Sınavda zaten bu tarz konulardan kolay sorular geliyor. Gerçekten geliyor. Yani 2018, 2019, 2020 hepsine bakın. Mutlak değerli basit soruların hepsi de kolay zaten. Bizim eksiğimiz ne? Yeni nesil soru. Bizim eksiğimiz yorum gücü arkadaşlar. Yorum gücünü nasıl halledeceksin? Yeni nesil bir tane basit kaynak çözeceksin. Ki dedik ki matematiğin ilacı. Kendin yeni nesil artık klasik bir soru bankası çözeceksin. Hangisini çözüyorsan. Ve mutlaka olmazsa olmazımız acil matematik teyit soru bankası çözeceksin. Bunlar olduğu zaman sen bu yeni nesil yorum kısmına alışacaksın ve sevgili gençler bunu alıştıktan sonra da senin kaçırmayacağın, kaçıracağın soru kalmayacak. Tamam? Geçtim 20'ye. Hadi bakalım. Şekildeki öğretmen sınıf tahtasına A B C D kümelerini yazdıktan sonra öğrencilere diyor ki: "A ve B yukarıdaki kümelerden hangisinin elemanı olduğunda A'nın B'ye olan uzaklığı ondan daha küçük eşitsizliği kesinlikle sağlanamaz." diye sormuştur. Buna göre öğretmenin so sorduğu sorunun cevabı hangi kümedir? Şimdi A'nın B'ye olan uzaklığı 11'inden küçükse ben bu A-B'nin eksi nerede olduğunu biliyorum. Ondan daha küçük olduğunu biliyorum. Eksi ondan da daha büyük olduğunu biliyorum. Doğru mu? Doğru. Peki diyor ki A ve B yukarıdaki kümelerden hangisinin elemanı olduğunda A ile B'nin farkının mutlak değeri ondan daha küçük. Bu eşitsizlik kesinlikle sağlanamaz diye sormuş. Biz o zaman bu kümelere bir bakalım. Şimdi eksi 1 ile eksi 2 var A kümesi. Eksi 1'den eksi 2'yi çıkardığım zaman 1 kalacaktır. Doğru mu? Doğru. E bu 1 burada. 1 eksi eksi 2. 1 yapar. Bu 1 burada var. Eksi 2'den eksi 1'i çıkarırsam eksi 1 olur. O 1 de burada. 1 de burada var. Demek ki A kümesi olmayacak. Çünkü sağlıyor. 1'den 10'a kadar olan sayıların kümesi. Ben burada maksimum 10'u seçerim. Minimum 1'i seçerim. Ondan 1'i çıkardım. 9. 9 burada. 1'den 9'u çıkarsam en küçük olur. Eksi 9. Eksi 9 da burada var. O zaman bu da olmayacak x 6'nın katlarından bir fazla ve k doğal sayıdır demiş sevgili gençler. Şimdi 6'nın katlarıymış ya. 6'ya 1 ekledim mesela 7. Değil mi? Doğal sayı olduğu için ilk 1 olur. Sonra 7 olur, sonra 13 olur, sonra 19 olur. 6'nın katlarından bir fazla olanları sayıyor. Sonra 25 olur, gibi gibi böyle devam eder. E şimdi ben buradan iki tane sayı seçersem, iki tane sayı seçersem mesela 25 ve 1 25'ten 1'i çıkardım 24. O bu aralıkta değil. O zaman cevap C mi hocam? C değil. Niye? Kesinlikle sağlanmaz diyor. 7 ile 1'in farkı ne? 6. 6 burada mı? Burada. Bak bu sağlıyor. Demek ki C olmayacak. Bu da 8 K 1 diyor. 8'in katlarından 1 eksik. Yani K doğal sayıysa 0 yazarım yerine eksi 1. Sonra ne gelir? 8 ekledim 7. 8 ekledim 15. 8 ekledim 23 diye devam eder. 23'ten eksi 1'i çıkarırsam 24 gelir. 24 bu aralıkta değil ama 15'ten 7'yi çıkarırsam 8 gelir. 8 bu aralıkta. Demek ki bu da olmayacak. Cevap Edirne olacak. Edirne'ye bakacak olursak 11'in katları dediği için 11'er 11'er artacağından biz yan yana iki tane komşu bile seçsek aradaki fark 11 olacak ya da eksi 11 olacak. Ve sevgili gençler bizim aralığımıza düşmeyecek bu A-B veya B-A. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktı. Güzel soruydu. Devam. Aşağıda bir çemberin yarı çapı ve iki karenin kenar uzunlukları gösterilmiştir. Gösterilen uzunluklar aynı birimdedir. Yani santimetre ise hepsi santimetre, desimetre ise hepsi desimetre, kilometre ise hepsi kilometre. Buna göre 4a eksi 4b'nin mutlak değeri artı 4b eksi 2pc'nin mutlak değeri bunun toplamının eşiti nedir? Şimdi şurada şu kısımda ben 4'ü dışarı salladım. a eksi b diye yazabilirim burayı. Artı şu 4b eksi 2 C burada kalsın. Güzel. Şimdi gençler bir bakalım hadi yorum yürütelim. A'dan b'yi çıkarmış. A ne? Şunun kenarı. B ne? Bunun kenarı. O zaman hangi kenar daha büyük? Tabii ki b. Çünkü onu kapsamış değil mi? B daha büyükse A'dan b çıktığı zaman negatif olur ve dışarı bu nasıl çıkacaktır? Eksili olarak yani b eksi a olarak çıkacaktır. Artıyı yazdım. Sorunun yarısını bitirdim. Şimdi burası kaldı. 4b dediğimiz şey mavi karenin çevresidir. 4b mavi'nin mavi karenin çevresi, mavi kare çevre yazdım, tamam mı? Peki 2 c dediğimiz şey ne? Bakın gençler bu pembe olan çemberin yarıçapı c'ymiş. E bu çemberin çevresini nasıl hesaplıyorduk? 2 r ile mi? E, r burada c ise 2πc de bizim pembe çemberimizin çevresidir. Şimdi bu daha küçük olduğu zaman bundan bunu çıkardığım zaman ne gelecektir? Eksi gelecektir. Negatif gelecektir ve 2pc-4b diye dışarı çıkacaktır bu. Şimdi gelin şunları bir dağıtalım. 4b-4a artı 2pc-4b. Eksi 4b artı 4b gitti mi? Gitti. Geriye ne kaldı? 2pc-4a kaldı sevgili gençler. Yani cevabımız 2pc-4a olacak. Yani cevap Adana'dır diyebiliriz. Geçtim 22. sayfama. Diyor ki bir mağazada satılan ürünlerin etiket fiyatı belirlendikten sonra ürünlerin maliyet fiyatında sonradan oluşan fiyat değişikliklerine göre etiket fiyatı güncellenmektedir. Hayda bu gel bir daha oku. Bir daha okuyalım mı? Bir daha okuyalım bence de. Çünkü ben okudum. Hızlı okudum anlamadım. Bir mağazamız var. Satılan ürünlerin etiket fiyatlarını belirledikten sonra yani bunun raf fiyatı bu olacak dedikten sonra ürünlerin maliyet fiyatında sonradan oluşan fiyat değişikliklerine göre etiket fiyatı da güncelleniyor. Yani bizim o malı mal ettiğimiz fiyat. Mesela diyelim ki ben toptancıdan 10 liraya aldım 15 liraya satıyorum mağazamda. Toplancı fiyatı 12 lira yaparsa ben de hemen etiketimdeki fiyatı güncelliyorum arttırıyorum. Bu bu manaya geliyor güzel. Bu güncelleme bu ürünün maliyet fiyatında 10 lira ya da daha üstünde bir artma ya da azalma olduğunda etiket fiyatı istenilen kar oranına göre yeniden belirlenerek yapılmaktadır. Bu mağazada maliyet fiyatı x lira olan bir ürünün maliyet fiyatı 30 2x olduğunda etiket fiyatında güncelleme yapılmıştır. Şimdi diyor ki sen gittin bir ürünü 50 liraya aldın. Mal ettin. Ve mağazanda bunu 75 liraya satıyor. Tamam mı? Anla, ben sana olayı anlatıyorum. Bak iyi dinle şimdi. 50 liraya aldık 75'e satıyoruz biz mağazamızda. Mal ettiğin yer yani aldığın yer senin toptancın fiyatı 52 lira yaparsa sen bu fiyatı güncellemiyorsun. 75 olarak kalıyor. 59 lira yaptı, güncellemiyorsun. 41 lira yaptı, güncellemiyorsun. Hala böyle kalıyor. Ne zaman ki bu fiyatı 60 lira ya da 40 lira yaparsa veya bundan daha büyük 61 62 veya bundan daha küçük 39 38 yaparsa sen o zaman güncelleme yapıyorsun. Burada ondan bahsediyor. 10 liraya da daha üstünde artma ya da azalma olduğunda diyor ya sen de güncelleme yapıyorsun. Ama bu aralıkta yapmıyorsun. İkisinin alabileceği tüm değerleri gösteren en sade matematiksel ifade hangisidir? Şimdi diyor ki sen bir ürün var elinde x liraya mal etmişsin bunu. Ve maliyet fiyatı bunun 30-2x olarak güncellenmiş. Etiket fiyatında da güncelleme yapıyormuşsun. Demek ki şuradaki ifade yani bu güncel fiyat ya ya bundan bunu çıkaracağız ya da bundan bunu çıkaracağız. 30 eksi 2x eksi x eğer arttıysa fiyatı ne kadardan fazla artmıştır? 10 liradan fazla artmıştır ya da buna eşit artmıştır diyeceğiz. Yani 30 eksi 3x diyeceğiz sevgili gençler. Büyük veya eşittir 10. Buradan 3x'i bu tarafa attım 3x onu bu tarafa attım 20 geldi. 3x 20'den küçük veya eşitmiş arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de ya da x'ten 30 eksi -2X 2x'i çıkarabilirdik. Yani e, malın fiyatı düşmüş olabilirdi. Ne kadardan fazla düşmüş? 10 liradan fazla düşmüş diyebilirdik. Şurası 3x gelecek. Eksi 30 büyük veya eşittir 10 diyeceğiz. Buradan 3x büyük veya eşittir 40 olacak. Şimdi 3x neredeymiş? Bunu bir bulalım hadi. 3x sevgili gençler 40'tan e, daha büyükmüş. Bakalım yanlış bir şey yapmış olabilir miyiz diye e, bakıyorum. 3x karşıya 40'tan daha büyük oldu. Evet. Burada 3x'i bu tarafa attık. 3x 20'den küçük oldu. Hmm. Bakalım. Evet olabilir. 3x ya 40'tan daha büyük veya eşit olacak arkadaşlar. Aynen. Güzel soruymuş ha. 3x 40'tan büyük veya eşit olacak ya da 3x 20'den küçük veya eşit olacak dedik. Ya bu ya da bu. E güzel hocam. Yanlış bir şey yapmadın mı hocam yani? Çünkü 20'den küçük diyorsun hem de 40'tan büyük diyorsun. Nasıl olacak o? Ya da 40'tan büyük diyorsun 20'den küçük diyorsun. E biz zaten böyle sonuçlar elde etmedik mi daha öncesinde? Ettik değil mi? Ettik. Şimdi o zaman diyeceğiz ki hemen 40 ile 20'nin tam ortasını bulacağız. 40 ile 20'nin tam ortasında 30 vardır. Ve bu 3x'in 30'a olan uzaklığı 30'a olan uzaklığı 11'inden daha büyüktür veya eşittir Çünkü ben bu 3x'i buraya yazarsam tamam mı? 3x'in 30'u olan dedi ki 30'u buraya yazarsam 3x 10'dan daha büyük yani aradaki fark 10'dan daha büyük olacaksa ya 40'tır ya da 40'tan daha fazladır. 10'dan daha 20'den daha küçük olacaksa yani 10 birimden şöyle şuraya 20 ekledim. 20'den da 20 eşittir ya da 20'den daha küçüktür ki bunlar bizim istediğimiz sonuçlardı zaten. Demek ki cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olacak diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 22. sayfamdaki 23. sayfamdaki soruya. Şimdi bir sayı doğrusu üzerinde, modeli üzerinde iki noktasına karşılık gelen yere bir tane yem konulmuştur diyor. İkiyi şuraya yazdım. Ee, ve bir karınca gelmiş bu yemi doğru üzerinden ayrılmadan başka bir noktaya taşıdığı görülmüş. Karınca yemi birinci defasında en fazla 7 birim, ikinci defasında en fazla 4 birim taşıdığına göre. Yemi bıraktığı noktanın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle diyelim. İlk etapta birinci etapta yani x diyelim o etapın ismine maksimum 7 birim taşımıştır. Doğru mu? Maksimum 7 birim taşıdıysa ya 7 birim sağa taşımıştır 9'a götürmüştür ya da 7 birim sola taşımıştır eksi 5'e götür eksi e götürmüştür. Doğru mu? Doğru. 2'den 7'yi çıkardık. Şimdi bu birinci hareketi. İkinci hareketinde de ya sağa ya sola taşımıştır 4 birim en fazla. Dolayısıyla şuna 4 eklersem sağa taşıdığını düşünürsek 13'e kadar gider. Yine sağ taşını düşünürsek eksi 1'e kadar gider arkadaşlar. Ya da sola doğru giderse eksi 9'dan nereye kadar gider? 9'dan 4 çıkardım 5'e kadar gidebilir. Şimdi düşünek bakalım. Eksi 9'dan 5'e gidene kadar zaten eksi 1 ile 5 aralığı da burada mevcut mu? Mevcut. E aynı zamanda eksi 1 ile 13 aralığı da olabilir demiştik. Demek ki eksi 9 ile 13 aralığında her yere götürebiliyormuş bu yemi. E madem öyle bunu ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sorulmuş bize. Bunu ifade eden eşitsizlik. Hemen ne yapacağız? Aynı diğer sorulardaki bazı sorularda yaptık bu mantığı. Eksi 9 ile 13'ü toplayacaksın. 4. 2'ye böldün 2. X'in 2'ye olan uzaklığı diyeceksin. 2'ye bunların tam ortasındaki sayı. Eksi 9 olan uzaklığı 11. 13 olan uzaklığı 11. Küçük veya eşittir 11 diyeceksin. Yani cevabın Bursa seçeneği olacak diyebilirsin sevgili gençler. 24. sorumuzdayız gençler. 2x 3'ün mutlak değeri 9'dan büyük veya eşit. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi C1. 2 eksi x bölü 4 küçüktür. 2 eşit sizin çözüm kümesi de ç2 olduğuna göre ç1 ile ç2'nin kesişim kümesinin gerçek sayı doğrusu üzerindeki gösterimi hangisidir diye sorulmuş. Bulalım. 2 x eksi 3 büyük veya eşittir 9 ya da 2 x eksi 3 küçük veya eşittir eksi 9 diyeceğiz değil mi? A eksi 3'ü karşıya 2 x büyük, büyük veya eşittir 12 x büyük veya eşittir 6 ya da 2 x küçük veya eşittir eksi 12 x küçük veya eşittir 12, Şurası eksi 12 olur mu ya? Olmaz. Bak yanlış çözüldük az daha. Olmaz. Devam. 2x küçük veya eşittir. Eksi 3'ü karşı atarsam artı 3 diye geçer eksi 6 olur. x küçük veya eşittir. Eksi 3 olur. Bu 1. Bu 2. Bu ç1 arkadaşlar. Şimdi de ç2'ye bakalım. 2 eksi x bölü 4 küçüktür. 2 eksi 2. Eksi 2 ile 2 aralığında olacak değil mi? Peki. 4 ile çarparsam eksi 8 küçüktür. 2 eksi x o da küçüktür. 8 Eksiyle çarparsam gene eksi 8 küçüktür. Bu sefer x eksi 2 olur o da küçüktür. 8 olur arkadaşlar. 2 eklersem eksi 6 küçüktür. x o da küçüktür 10 olur. Şimdi x ya buradaymış ya da burada olacak. Kesişimini alacağız ya. Peki göstererek sayı doğrusu üzerinde. Diyor ki 6'dan büyüktür veya eşittir. Yani şu taraf. Eksi 3'ten küçüktür veya eşittir demiş. Yani şu taraf. Tamam. Sonrasında burası da şurada bir eksi 6'mız var. Şurada bir 10'umuz var. Burası da arkadaşlar eksi 6'dan 10'a kadar olan yer. Bunları kesiştireceğiz ya. Kesişimleri neresi olur biliyor musun bak. Şurasıyla şurası olur. Yani eksi 6'dan eksi 3'e kadar eksi 3 kapalı eksi 6 açık. 6'dan 10'a kadar 6 kapalı 10 açık. Yani cevap C seçeneği olacak diyebiliriz. Ve bu da son sayfamız. Artık bu haftayı da noktalayacağız. Bol bol soru çözeceksin. M ile N reel sayı olmak üzere mx artı n'nin mutlak değeri 2x artı 4'ün mutlak değerine eşit denkleminin çözüm kümesi 3 tane öncül verilmiş hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Diyor ki m2 iken yazalım 2x n de 4 iken diyor 2x artı 4'ün mutlak değeri 2x artı 4'ün mutlak değerine eşittir diyor. Tüm reel sayılar için sağlar diyor yani. Çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Doğru. Yanlış bir şey var mı? Yok. Doğru. 2x artı 4'ün mutlak değeri her zaman 2x artı 4'ün mutlak değerine eşittir. Peki. Bunun çözüm kümesi tek elemanlıysa eğer M2'dir N4'ten farklıdır diyor. Şimdi 2x artı 3 diyelim mesela. Ya da 2 diyelim. 2x artı 2 olsun. Eşittir. 2x artı 4'ün mutlak değeri desek. Tamam. Bunları birbirine eşitlesek. Diyeceğiz ki o zaman 2x artı 2 ya 2x artı 4'e eşittir. Ya da 2x artı 2 eşittir. 2x eksi 2x eksi 4'tür diyeceğiz. 2x'ler birbirini götürecek. 2 eşittir 4 gelecek. Buradan saçma sapan bir sonuç bu gitti. Ya da bunu bu tarafa atalım. 4x. Bunu bu diğer tarafa atarsak. Eksi 6 x eşittir. Eksi 6 bölü 4. Yani eksi 3 bölü 2 gelecek. Tek bir tane bir çözüm çıktı. Tek bir tane çözüm çıktı. Çözüm kümesi bir elemanlıdır. Bu da doğru. Boş küme ise m2'den farklıdır demiş. Şimdi ben gidip şurayı 4x seçeyim. 4x artı ee, n hakkında bir şey dememiş sonuçta. Ben neyi 4 seçeyim. Eşittir 2x artı 4 diyelim. Burada 4x artı 4 eşittir 2x artı 4'tür. Veya 4x artı 4 eşittir eksi 2x eksi 4'tür. Şunu çözecek olursak 2x eşittir 0 gelir. x eşittir 0'dır. Buradan da 6x eşittir eksi 8 gelir. x eşittir eksi 4 bölü 3 gelir. Değil mi? Eksi 8 bölü 6'dan. E şimdi bize diyor ki eğer diyor M diyor 2'den farklıysa al seçtim 4 seçtim. M'yi 4 seçtim. 2 tane de çözüm buldum. Demek ki çözüm kümesi boş küme olmuyormuş. O halde cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Bu haftayı da noktalıyoruz. Kaç dakikadır bu video kaç dakikalık oldu bilmiyorum ama yaklaşık 1 saat 10 dakika falandır diye tahmin ediyorum. 1 saat civarında. Basit eşitsizliklerde 1 saat 20 dakika civarında olmuştu. Yani toplamda 2,5 saat gibi bir sürede yaklaşık olarak iki buçuk saat bir sürede basit eşitsizliği ve mutlak değeri seninle detaylı bir biçimde işledik. Toplamda 55 sayfada falan işledik. Güzel oldu. Ee, bence değdi. Ee, hemen bunun arkasına matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin soru bankasından bak bu konuları gözünün yağını yiyeyim, çöz. Lütfen çöz. Bak dünkü videoda da uyardım. Yani bana bir katkın yok sen onları çözdüğün zaman. Yani bir, bir yani nasıl diyeyim soru çözdüğün zaman benim abone sayım artmıyor artmıyor. Sen soru çözdüğün zaman bana madalya da takmıyorlar. Sen soru çözdüğün zaman bana para da vermiyorlar. Sen soru çözdüğün zaman ben sadece mutlu oluyorum. Neden? Çünkü yaptığım işe değiyor arkadaşlar. Senin mutluluğun, senin başarın benim mutluluğumdur ve senin mutluluğun ve başarın beni mutlu ediyor. Anlatabildim mi? Ben o ben bu şekilde başarılı olabilirim ancak. Ya bu benim başarım senin başarın sayesinde geliyor. Benim başarım senin mutluluğun sayesinde geliyor. Benim mutluluğum da keza o şekilde. Dolayısıyla bunları çöz arkadaşlar. Bunları çözmen lazım. Çözmediğin takdirde senden bir yol olmaz. Tamam Olmaz. Çözeceksin, didineceksin, uğraşacaksın, bunun için bir şeyler yapacaksın, elini taşın altına koyacaksın, terleyeceksin, yorulacaksın, uykusuz kalacaksın. Ama senenin sonunda mükafatlandırılacaksın. Bu çok güzel bir şey ya. Ödülünü alacaksın senenin sonunda. Bu efsane bir şey bu. Dolayısıyla videoyu geldin izledin çıktın. 5 dakika izledin 4 dakika izledin çıktın. Yahu tam izleyenler ve 10 dakika izleyenler 20 dakika izleyenler gerisine gerek yok deyip kapatanlar. Yahu şu videoları kapattıktan sonra Alın elinize kağıdınızı kaleminizi ya da bir 10 dakika 20 dakika mola verin sonra alın elinize kağıdınızı kaleminizi ve lütfen soru çözün arkadaşlar. Dediğim ödevleri yapmaya çalışın gayret gösterin. Bu ödevler yapılmazsa eğer olmaz. Tamam 2-2-4 olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen sizden rica ödevlerinizi yapın. Ee, diyelim de videoyu da noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.